CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel resmi gazetede yayımlanan kararın SMA hastalarına destek olmadığını, sadece bir ilaca erişimde kolaylık olduğunu deklare etti. Bugün bir haber çıktı. SMA tedavisinde ilaçların devlet tarafından geri ödeme kapsamına alındığına dair. Bu haber yanlıştır. Zolgensma, yani gen tedavisi. Bu hani ailelerin kampanyalar düzenleyip yardımlar topladığı değil konu olan. Zaten ödeme kapsamında olan Spinraza isimli ilacın ödeme şartları değişti. Açıklanan bu. Yani kriterler vardı ilacı kullanmayla ilgili. Onlarda bir miktar kolaylık sağlandı. Yoksa geri ödeme kapsamına alınan Zolgensma gen tedavisi değil. İnsanlara umut tacirliği yapmayın. İnsanlara algı çalışması yapmayın. Halbuki çok son derece kolay bu gen tedavisinin aslında ödeme kapsamına da alınması. Defaatle önerilerde bulunduk, hükümet kabul etmedi. Çok yüksek meblağlar değil. Sadece yılda 100 çocuğumuzun faydalanacağı bir tedavi. Yani bir yılda 46 kere akaryakıta zam yapmışsınız. Bu zamların sadece 10 kuruşunu, her gün 70 kuruş, 80 kuruş zam yapıyorsunuz. Bir seferde 10 kuruşunu bu çocuklara ayırsaydınız, bu tedavi zaten yıllık bütün çocuklarımız bundan faydalanacak düzeydeydi. Ama yapmıyorsunuz, algı çalışması yapıyorsunuz. Ve bu Zolgensma gen tedavisi Türkiye'de aslında mümkün. Bunu yapabilecek hocalarımız, kurumlarımız var. Ve fakat bu Sağlık Bakanlığı buna da izin vermiyor. Yani hem tedaviye Türkiye'de izin vermiyorsunuz, hem bununla ilgili geri ödeme kapsamını almıyorsunuz. Fakat başka şeyler, algı çalışmaları yapıyorsunuz. Burada açıklanan şey zaten ödeme kapsamında olan Spinraza isimli ilacın ödeme koşullarındaki değişikliktir. Yoksa gen tedavisi geri ödeme kapsamına alınmış değildir.